Adınız nedir? Adım Ozan Demir. Nerelisiniz? Vanlıyım ben kendim. Nerede ikamet ediyorsunuz? Samandıra, Sancaktepe'de ikamet ediyorum. Sancaktepe Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Sancaktepe yeni belediyesini tanıyorum. Kendisiyle ilgili görüşleriniz neler? Yani daha başlamadı ki, daha göremedik yani. Hiçbir içimize gelemedi yani. Yeni belediye başkanları normalde insanları gezer, esnafları dolaşır. Biz görmedik daha belediye başkanını. İnşallah görürüz yani, gelir, tanışırız. Belediye hakkında yani çok eksik şeyler var. İnşallah Şeyma Hanım bunu düzeltir. Ama büyük bir borç var. Borcun altından nasıl çıkacak? Onu da şey yapamıyorum yani, bir türlü bir sonuç bulamıyorum. Nasıl 800 trilyona yakın bir borç var. Sonuçta o da kendince haklı yani. İstifa falan duyduk, istifa edecek diye duyduk ama bilmiyorum. Daha ne olacak ne olmayacak bilmiyoruz. Takip ediyoruz. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Tabii ki Ekrem İmamoğlu'nu tanıyoruz. Kendisiyle ilgili görüşleriniz neler? Ya çalışıyor. Şu anlık halkın içinde adam. Gereken şeyleri yapıyor şu anlık. İstanbul'da 800 bin oy farklı alan bir kişi. Yani insanlar ona güvenmiş, oy vermiş. İnşallah daha güzel şeyler yapacak. Şu anlık televizyonda gördüklerimizi söylüyorum. Adam çalışıyor. Oraya buraya saldırıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yeni olduğu halde 2-3 aylık. Peki Sancaktepe Belediye Başkanı'na vermek istediğiniz bir mesaj veya talep var mı? Ya Sancaktepe Belediyesi'ne vereceğimiz bir yani talimat olmaz da şöyle söyleyeyim. Yani hani en azından şu biz kendimiz inşaat yapıyoruz, müteahhitlik yapıyoruz. En azından şu ruhsat paraları, şu iskan harçları falan en azından bir düşürürse daha iyi olur. Biraz esnafa yardımcı olmaları lazım. Vergi borçları çok ağır geliyor. Bunları bir düzeltmeleri lazım. İşte tabela paraları çok yüksek geliyor. Yani halka biraz yardımcı olmaları lazım. Zaten piyasa çok kötü varlar. İnsanlara yardım etmeleri lazım. Esnaflara daha çok yardımcı olmaları lazım. Çünkü esnaflar, herkes kan ağlıyor. Sancaktepe'nin böyle bir sıkıntısı var. Bir de otopark sıkıntısı var Sancaktepe'de. Her tarafta araç, otopark yerleri yok. Bir sürü eksikler var ya. Bunlar inşallah düzeltilir yani. Şeyma Hanım'la düzeltir inşallah bunlar. Teşekkür ederiz röportaj.